bunlar tamamen fantastiktir. Kimse üzerine alınmasın. Lütfen. Gel. Hemen uyuyacak mısın? Evet. Tamam, ben salonda yatarım o zaman. Sen de benim yatakta yatarsın. Gel göstereyim. İşte burası. Yani pek konforlu değildir ama idare eder herhalde. İyi geceler. İyi geceler. James. Hı. Bana pijama verebilir misin? Pijama? Tabii. Şurada olacaktı. Adamlar aldık versin. Cengiz. Efendim adam? Biraz daha oturabilir misin? Biraz konuşuruz. Tamam. Sonra dava başlıyor. Bu çocukla konuştun mu? Sonunda bize bir oyun oynamasın. Her gün konuşuyorum, oğlan sağlam. Merak etme. Bu sefer Reşat'ın işini bitireceğiz. Öyle olmak zorunda. Çünkü Müsteşar Bey de benim tepemde. Bu işi halledemezsek hepimiz biteriz. Kocama dünden beri ulaşamıyorum. 24 saati geçti. Lütfen bana yardımcı olun. Dün sabah kalamış Marina. Uyumuş bu ya. Lan not. Kalk lan. Kalk lan. Bu gece bir şey oldu mu bu labun evinde? Bilmem. Ne demek bilmem ya? Bilmem işte, uyudum. İyi, Allah rahatlık versin. Reşat be. Hı. Daha önce de söyledim, bir daha söyleyeyim. Bu iş böyle olmaz Reşat. Motorun iki telini keselim, bitirelim şu işi. Lan not. Sen düşünme ya. Başka bir yolu mu var be Reşat? Sıkalım kafasını. Keselim telleri. Şuraya da yazalım. Cengiz'in katili biziz. Oldu mu? Peki ne yapalım? Düşünüyorum. Oo,
abi, 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 abi. Yunus Pop işi izlemek isteyen varsa gelsin bak, National Geographic. Lollipop mu lan bu? Lollipop. Ya Lollipop ne be? Arnavut düşünme be. Bunun hemen bir kaydını alalım, çabuk çabuk hadi. Lan heyecandan çişim geldi, heladayım. İşte şimdi göreceksin Cengiz Efendi, hadi bakalım. Of Ada, telefonun niye kapalı ya? Ne yaptım ben sana? Güya kahvaltı hazırlayacaktık hanımefendiye. Bak. İşte budur abicim ya, işte budur ya. Yine yırttınız vallahi, şanslısınız ha. Şanslıyız tabii oğlum. Ulan ben de şans olsaydı polis olmazdım lan. Cengiz geldi mi? Hayır amirim. Gelince hemen bana gönderin. Tamam. Günaydın abi. Günaydın. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Fena değil. Leyla'yı duydun? Konuştuk, biliyorum. Günaydın Dicle. Günaydın komiserim. Leyla komiserimizin annesi vefat etmiş, öyle mi? Akşam apar topar Manisa'ya gitti. Çok özür dilerim, başı sağ olsun. Bunu kendisine söyledin değil mi? Henüz arayamadım. Ara bir an önce. Birazdan arayacağım. Kendin için oyma put. Yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. O nedir komiserim? Musa'nın 10 emrinden 4.'sü yani eski ayet 2. kısım 20. başlık 4. emir. Bu ilk bulduğumuz maktul heykeltıraşlı değil mi? Evet. Kendin için oyma put. Göklerde olanın suretini yapmayacaksın. Komiserim, Kalamış Marina'da bir teknede iki kişinin cesedi bulunmuş komiserim. Hadi işte. Abi bize olay yeri göründü. Kolay gelsin. Çocuklar, hadi araçlara. Savaş abi, adayı gördün mü? Sen geldin mi bugün? Biraz evvel buralardaydı ama nereye gitti bilmiyorum. Cengiz, Hafız amirim seni bekliyor. İyi. Gelir gelmez yanıma gelsin dedi hemen. Tamam. Gel. Günaydın. Beni istemişsiniz abi. Gel Cengiz, gel. Merhaba efendim. Merhaba. Burada mı lan bu? Hediyesini teslim et. Emaneti teslim ettin mi? Aynen. Hayır. Cengiz, Müsteşar Bey seninle bizzat tanışmak istiyor. Evet, aynen böyle söyledi. O genç memuru bu gece çağırın, dürüstlüğünü ve cesaretini bizzat kendim kutlamak istiyorum dedi. Ben sadece görevimi yapıyordum efendim. Yani fazladan bir şey yaptığıma inanmıyorum. Ama Müsteşar Bey'in böyle söylemiş olması beni onurlandırdı tabii. Bu gece kendin söylersin Cengiz. Saat tam 8'de yemekte. Peki. Şile yolunda şüpheli araç. Tüm bilimlerin dikkatine. Takip makip. Action olabilir. Dönüşte de balık yeriz. Abi süper fikir ya. Kalk. Reşat. Oğlum ne koşturuyorsun sabahtan beri ne fiyat sürülmüş gibi? Operasyon dayı malum. Yıldırım tim. Athos, Portos, Aramis. Siz benle. Komiserim. Adamın adı Hulusi Peker. Oldukça zengin bir iş adamı. Peki kadın?
Kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yabancı kökenli birine benziyor. Adam evli mi? Evet. Anladım. Çapkınlık yani. Öyle görünüyor. Kadın erken saatlerde polisi arayıp kocasının ve teknesinin kayıp olduğunu bildirmiş. Buyurun. Buyurun bakalım. Gel. Girelim, girelim. Sen de bir müsaade et, sonra çekersin, tamam mı? İkinci kısım, 20. bölüm, 14. bab. Bakalım karı katliye. Bunların ne anlama geldiğini buldunuz mu yoksa? Ömer komiserim çözdü. 10 emrin maddeleri. İşte burada komiserim. Zina etmeyeceksin. Tahmin ettiğim gibi. İş bayağı ciddileşiyor ha. Ayşe, karısının haberi var mı? Siz gelmeden herhangi bir şey yapmadım komiserim. Çıkabilir miyim amirim? Çık. Cengiz, saat tam 8'de. Gecikeyim demesek. 8'de. Merak etmeyin amirim. Ada gelmedi mi hala Savaş abi? Göreve gittiler, göreve. Sağ ol abi. Reşatları gördün mü Savaş abi? Operasyona gittiler. Sen niye bugün bütün soruları bana soruyorsun? Hiç ver bunu böyle. Sabah neden hiçbir şey söylemeden çekip gittiğimi merak ediyorsun biliyorum ama... Cengiz sen iyi misin? Benim gitmem lazım. Cengiz iyi misin? Cengiz'den Şahin'e. Şahin dinlemede tamam. 34HH4616 plakalı araç çalıntı. Anlaşıldı tamam. Yakaladık söyle. Aracı tespit ettik, takip ediyoruz tamam. Aykut abi. He abi. Cengiz Puşt'u beğenmiş midir hediyesini acaba? Beğenmek ne demek abi? Bayılmıştır, baygınlık geçirmiştir yemin ediyorum ha. Buyurun oturun, haber vereyim ben. Kadın duyunca çok fena olacak. Hoş geldiniz. Nergis Hanım merhabalar. Komiser Ömer. Buldunuz değil mi kocamı? İyi öyle değil mi? Nergis Hanım şöyle buyurun oturun. Buyurun lütfen. Buyurun. Nergis Hanım, inanın size iyi haberlerle gelmek isterdik. Ama maalesef
Eşiniz hayatını kaybetti. Cinayet. Cinayet mi? Çok üzgünüm. Hayır. Ne olur yalan olduğunu söyleyin. Ne olur şaka olduğunu söyleyin lütfen. Bir bilgi daha var. Bunu size söylemek zorundayım. Kocanızı bulduğumuzda yanında biri daha vardı. Yalnız değildi. Anlamadım. Ne demek bu? Ne demek istediniz? Kocanızı bir kadınla birlikte bulduk. Kadın mı? Belanızı versin. Burası İstanbul Hacı. Lan bir saattir takipteyiz. Ne oluyor, bir sor, niye durdurmuyoruz herifleri? Bir bok mu var? Tamam abi. Şahin'den merkeze, Şahin'den merkeze. Hacı, Bulgar'a giriyoruz, tamam. Söyleyin bir şey. Abi sinyal verdiler. Abi sinyal verdiler, hadi. Gördüm. Bir sana lütfen sakin olun. Lütfen oturun. Sakin olun lütfen. Bir su getirir misin? Lütfen sakin olun. Biraz içer misiniz sudan? Herkesten Şahin'e. Şahin dinlemedi, tamam. Operasyona başlayabilirsiniz. Abi başlayın diyorlar. Durdun lan Sardin'im. Haydi, gazamız mübarek olsun. Polis sağ çek, polis! Kimsin lan sen? Dur polis! Kıpırdamayın lan! Sakin. Aykut abi. Scarface'te bir laf vardı, bildin mi? Bilmem mi abi? Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Topla! Burası İstanbul Hacı. Burası İstanbul Hacı. Hüseyin, Reşatları gördün mü? Görmedim abi. Cengiz, konuşabilir miyiz? Sonra konuşsak olur mu ya? Biraz işlerim var.
Sen gerçekten iyi misin? Ben iyiyim Ada. İyiyim. Aç. Canım. Tamam, kapat. Diğerini aç. Tanımıyorum. Tamam, kapat. Hadi gidelim. Gelişmelerden haberdar ederiz Nergis Hanım. Selamun aleyküm karakol. Cengiz. Buyurun komiserim. Yok bir şey de sen iyi misin? Peki iyi görünmüyorsun. İyiyim komiserim, bir şeyim yok. Tuvalete gidiyordum ben. İyi. Allah kahretsin. Resmen dağılmıştı herif ha. Buluşalım. Yarım saat sonra. Gazi Mahallesi eski mukavva fabrikası. Yunus Cengiz. Abi bekletmek olmaz o zaman. Hadi gidelim. Kadının fotoğrafını tüm konsolosluklara yolluyoruz, tamam mı? Tamam komiserim. Selam abi. Selam. Aynı adam mı Ömer? Aynı adam abi. Yani şimdi bunlar Musa'nın onu emmiden mi? Sapık seri katil detektif Cihangir'e karşı vay arkadaş. Kara Rus galiba. Ukrayna. Bir şey bulabildiniz mi? Hayır, hiç ipucu yok abi. Gene mi? Gene amirim. Bu iş başımızı ağrıtacak Ömer. Gazeteciler olayı kurcalamaya başladı bile. Merak etme. Halledeceğiz amirim. Görüşürüz abi. Güle güle. Savaş abi, bir acı kahve ısmarlamayacak mısın bana? Ismarlarım, niye ısmarlamayayım? Marika, Hafız'a bir kahve yap. Ne yaptınız lan böyle bir şey? Niye yaptınız böyle bir şey? Sakin. Uzak dur benden! Konu basit kocam. Yarın mahkemedeki ifadeni değiştir. Yoksa kendini internet ortamında bulursun. Bak burası Türkiye. Kızın abisi var, amcası var. Kızı 14'e bölerler. Neydi kızın adı? Ada. Ada. Onun adını ağzına alma. Ne yapacaksın lan? Sakin lan! İyi düşün. Yazık olur. Ah,
Gel bakayım. Ali, gel bakayım buraya. Çıktın mı? Evet, evet. Al bakalım, poğaça yaptım sana annem. Tat bakalım nasıl olmuş, ben yaptım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yaradı sana birkaç gün dinlenmek. İnsana benzedin. Reşat sağ olsun. Ne diyorsun o işe? Hayır dedi. Ne bileyim, ne diyeyim. Aldı seni geçen gün yemeğe götürdü ama. Çocuğu da istedi. İyi davrandı mı çocuğa? E gördün işte. Getirdi, yatırdı, uyuttu. Para da verdi sana bir sürü. Kız yalan söylüyor olmasın bu adam? Yok artık. Yok mu bu işin bir yolu? Sen yaptırsana şu testi. Var. Cengiz artık konuşmaz. İsterse konuşsun. Konuşmaz, konuşmaz. Hay Allah, nerede kaldı bu çocuk ya? Hafız, sonunda bir aksilik çıkmasın. Sanmam. Aha, işte geldi. Çok özür dilerim, geciktim biraz. Efendim, tanıştırayım. Dürüst ve cesur polisimiz Cengiz. Memnun oldum Cengiz. Ben de memnun oldum. Buyurun. Hoş geldin Cengiz. Sağ olun efendim. Sonunda geldin ha. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Siz gelmeden önce beyefendilere anlatıyordum. Yarın yapacağınız işin ne kadar mühim bir şey olduğunu farkındasınız değil mi? Estağfurullah efendim, ben sadece... Hayır, tevazu göstermenize gerek yok. Siz bir emniyet mensubu olarak bir başka meslektaşınızın aleyhine şahitlik yapmayı göze alıyorsunuz. Bunu adaletin yerine gelmesi için gururla, fedakarlıkla ve şahsiyetle yapıyorsunuz. Yalnız kalmayı, tek başınıza olmayı göze alıyorsunuz. Herkesin adaletten bir şeyler beklediği zaman da siz adaletin yerine ulaşması için çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. İşte buna içilir. Afiyet olsun efendim. Komiserim iyi akşamlar. Ben çıkıyorum. Bir şey var mı? Var aslında. Akşam ne yapıyorsun? O zaman önce bana ne olduğunu anlatırsan cevap veririm. Reşat'la kavga ettiniz değil mi? Saldırdı sana. Lütfen bana doğru cevap ver Ömer. Hayır. Kavga etmedik. Dövüştük. Biliyordum. Senden uzak durmamı söyledi. Ama benim böyle bir şeye niyetim yok tabii. Eğer izin olursa. Dokuzda beni evden al. Kavun tatlı, ben ne yapayım? Gidiyor musun Reşat? Hı. Nereye abi ya? İşim var lan. Bunu fazla içirme. Sabah hakim eleş gibi kokmasın. Benim işim var Reşat. Sonra konuşuruz.
O CSI'yle hala görüşüyor musun? Sana ne? Ne buluyorsun o kıl kuyrukta? Anlamıyorum ki. Sürekli mayı 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 mayı. Reşat lütfen git. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hadi. Onunla bir daha görüşmeyeceksin, anladın mı? Ömer'i tehdit ettin, şimdi sıra bana mı geldi? Hı? Ay gelip bir de şikayet mi etti? Ödlek. Sensin ödlek. Adam gibi sevmeye cesaretin yok. Sen benden ne istiyorsun yani? Niye sevmiyorsun beni? Anlamıyorum ki. Sana güvenmiyorum da ondan. Çünkü senin ne yaptığın belli değil. Boşanıyorum diyorsun, hala gidip karınla görüşüyorsun. Fahişelerle düşüp kalkıyorsun. Hakkında görevini kötüye kullanmaktan dava açılıyor. Öfkelisin, küfürbazsın, kabasın. İnsanları tehdit ediyorsun. Sürekli kavga çıkarıyorsun. Çünkü senin ne zaman ne yapacağın belli değil. Sana güvenmiyorum, anladın mı? Anladım. İyi. Sen her halimle beni seviyorsun baby. Bunu mu anladın? Konu basit kocam. Yarın mahkemedeki ifadeni değiştir. Yoksa kendini internet ortamında bulursun. Bak burası Türkiye. Kızın abisi var, amcası var. Kızı 14'e bölerler. Neydi kızın adı? Ada. Ada. Onun adını ağzına alma. Ne olacaksın lan? Hakim lan! Seviyorsun beni. Ayşe? Ayşe? İyi misin? Pardon. Dalmışım. Hadi bakalım.
Ne oluyor Cengiz? Bir şey olduğu yok. Ben bugün sadece biraz... Konu benimle mi alakalı? Konu benimle ilgili, öyle değil mi? Ada, ne olur bana bugün hiçbir şey sorma. Bugünlük. Biliyor musun? Dün gece aramızda yaşananlar bence de çok erkenden yaşandı. Hatta belki de hiç olmamalıydı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun yani? Evet, böyle düşünüyorum. Hatta bu kadar kıvrancağına adam gibi karşıma geçip de iki çift laf etseydin çok daha iyi olurdu. Ada, bizim... Görüşürüz Cengiz. Konuş. Konuş Songül. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ali'nin sendim olup olmadığını bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Emin değilim Reşat. Benim mi değil mi? Başkaları da vardı. Benim mi değil mi? Reşat, bilmiyorum. Yavrum adama. Madem emin değilsin niye aldırmadın? Geberteyim mi? Sıkayım mı bacım? Sıkayım mı kaldak? Niye aldırmadın? Niye söylemedin? Seviyordum Reşat o yüzden. Yeni tanışmıştım. Çok sık gelip gidiyordun bana. Başka müşteriler de vardı. Emin olamadım. Senden olsun istedim. Doğurdum işte. Seferinde köpek gibi pişman oldum. Anladın mı? Bitti. Seni çok özlemişim. Sen? Ben de. Kızın kaçtığı olur mu? Ya da hiç uyanamadığınız kabuslar görür müsünüz? Bu kart çok büyük bir tehlikenin habercisi. Kötülük burnunuzun dibinde ama siz onu göremezsiniz. Siz ondan kaçmak istedikçe o sizi içine çeker. Bu sizi yok edebilir. Garip. Sanki bizim kaderlerimiz de birleşiyor. Takma kafana acı, geçer. Ne yaptın kız? Günaydın Aykut abi. Günaydın abi. Tavşan kanı anneciğim. Geldi mi lavuklar? Geldiler, geldiler. İkisinin de yüzü nasıl gülüyordu bir görsen. Cengiz? Yok, o daha gelmedi.
Şerefsiz herif. Sağ ol abiciğim. Ya abi, bu herif sonradan bir bokluk yapmaz değil mi? Birazcık beyni varsa yapmaz hacı. Öyle değil mi dayı? Bugün defterini duruyorlarmış ha? Kalbimi kırıyorsun dayıcığım. Kalbimi kırıyorum. Çok komiksin ya. Gel. Gel Cengiz. Biz de seni bekliyorduk. Abi, çıkalım mı? Mahkemeye daha 2 saat var. Acele etmeyelim. Birazdan çıkarız. Otursana Cengiz. Sen iyi misin? İyiyim efendim. Uyku tutmadı sadece. Bugün onun canını okuyacağız. Senin sayende Reşat'ın canını okuyacağız. Hadi abi. Abi Alaaddin Reis geldi. Gelsin lan. Sanki bir faydası da yok. Aykut. Reşat. Hoş geldin Reis. Hoş bulduk. Alaaddin. Ziya. Günaydın amirim. Sana da günaydın Reşat. Cengiz çıkalım. Mahkemede görüşürüz. Hey abi. Bu lavuklar gittiğine göre biz de gidelim değil mi? Günaydın. Günaydın. Oğlum afiyet olsun. Uyuyor mu hala? Yok gitti çoktan. Ben de çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Reşat gitmeden ben birkaç şey yatıştırmıştım. Anneciğim hani benim parka götürecektim? Oğlum ama bir tane işim var gidip hemen geleceğim. Anneanne de gelecek bizimle parka. Tamam mı? Aferin sana. Marulum benim. Kıvırcığım marulum benim. Reşat bıraktın. Bana bak ne yaptın? İşte olurken 2 tane saçından aldım. Hadi hayırlısı. Hadi. Hoş geldiniz komiserim. Anlat bakalım Dicle. Bu seferki bir falcı. Başından vurulmuş tek el. Komşuları araştırdım, duyan kimse olmamış. Susturucu kullanmıştır gene. Gelin. Evet, rakamlar tahmin ettiğim gibi. 2. kısım 20. bölüm 7. bab. Oku bakalım. Benim adımı boş yere ağzına almayacaksın. Evet. Sihir ve büyüyle uğraşanlar için gönderilmiş emir. Dicle, telefon kayıtlarına bakalım. En son kimle görüşmüş? Müşteriler... Miyordu. Bana da öyle geldi.
Yargılama sırası mı şimdi? Sanıklar hazır. Açık yargılamaya devam olundu. Sanık Reşat Osman. Merhaba. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben test yaptıracaktım. Ne testi hanımefendi? Babalık testi. Anladım. İki kat aşağıya ineceksiniz. Laboratuvar var orada. Tamam. Teşekkür ederim. İşte. Yürüyelim mi? Sonra da bir şeyler atıştırırız ha. Gel. Olur komiserim. Ben de arabayı otoparka bıraktım. Hepsi bu Sayın Hakim. Pekala. Sizler oturabilirsiniz. Bir tanık var. Hazır mı? Buradaysa dinleyelim. Hazır efendim. Cengiz Ataberk. Çağır. Tanık Cengiz Ataberk. Adınız? Cengiz. Soyadınız? Ataberk. Baba adınız? Yusuf. Doğruyu söyleyeceğinize, namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin eder misiniz? Ederim. Savcılıktaki ifadene göre anlam tahtaki operasyonda sanıklar Reşat ve Aykut'un operasyonda ele geçen uyuşturucu ve paranın bir kısmını kendi arabalarına koyduklarını söylemişsin. O gün operasyonda ne gördün? Bize anlatır mısın? Bir uyuşturucu operasyonuydu. O operasyonda Reşat komiser ve Aykut da vardı. Başarılı bir operasyondu. Operasyonda ele geçen para ve uyuşturucuyu kim aldı? Reşat komiser ve Aykut aldılar. Peki bu ele geçen para ve uyuşturucunun bir kısmının Aykut ve Reşat'ın kendi arabalarına koyduklarını gördün mü? Lan hadi sallanma Romeo. Yalnız abi çantanın içinde birkaç yüz bin dolar var. Ne kadar da alacağız sadece bak. Birkaç bin doları al. Bas git. Hemen bas git. Tamam abi. Dur lan. Aldığımız para kadar malı da yok etmemiz lazım. Lütfen soruma cevap versene. Diyorum ki ele geçen para ve uyuşturucunun bir kısmını Reşat ve Aykut'un kendi arabalarının bagajına koyduklarını gördün mü? Hayır, görmedim. Ama savcılıkta öyle söylememişsin. Ele geçen paranın bir kısmını Reşat ve Aykut'un kendi arabalarına koyduklarını gördüm demişsin. Dediğim gibi efendim, başarılı bir operasyondu. Yoğun miktarda uyuşturucu ve para ele geçirmiştik. Ama bir ara Reşat komiserle Aykut'un aşağı
garajın oraya indiklerini gördüm. Ve ben de onları takip ettim. Ellerinde bir çanta vardı ve o çantayı arabalarının bagajına attılar. Ama o çantanın içinde hiçbir şey görmedim. Bilmiyorum. Neden daha önce çantanın içinde para ve uyuşturucu vardı dedin? Aslında ben sadece bir tahmin yürütmüştüm. Yani kesin bir yargı değildim. Çantanın içinde hiçbir şey görmemiştim. Ve kimseyi zan altında bırakmak istemem. Belki de para ve mal vardı. Belki de yoktu. Yani benimkisi bir şüpheydi. O yüzden amirlerime bildirmek zorunda kaldım. Niye çantanın içerisinde para ve uyuşturucu olduğunu düşündün? Bilmiyorum. Onlar öyle aceleyle aşağı inince içime bir kurt düştü herhalde. Ya bunlar böyle hep operasyonlara ellerinde çantayla mı gidiyorlar? Ya niye ellerinde çanta vardı? Ya siz orada operasyon yapmıyor musunuz? Niye elinizde çanta vardı sizin? Çantanın içinde uzun namlulu silahlar vardır. Malum operasyon ve gene malum biz yıldırım timiz Sayın Hakim. Her ihtimale karşı yanımızda götürmüştük. Gerek kalmayınca da geri götürdük bagaja. Hepsini. Tanık ifadesine diyeceğiniz bir şey var mı? Efendim, görüldüğü gibi tanık da gördüğü şeyin tam olarak ne olduğunu bilmediğini kesin bir dille ifade ediyor. Bu durumda müvekkillerimin hakkındaki iddialar ispat edilememiştir. Zaten tek bir tanığın ifadesiyle açılan bu davanın düşürülmesini, müvekkillerimin mesleki açıdan imajlarını zedeleyecek herhangi bir sicil kaydın oluşturulmamasını yüce mahkemenizden arz ediyorum. Burası İstanbul, Aykut abi. Bilinenin dersine kötü de kazanır, kötüler de kazanır, kötüler hep kazanır. Bilinenin dersine kötü de kazanır, kötüler de kazanır, kötüler hep kazanır. Bunun hesabını vereceksin Ziya. Sen de hafız, komiser. Efendim, aslında biz... Hafız, bu ne rezalet ya? Ne yapacağız biz şimdi? Beyler. İyi günler. Ulan senden bir olmaz be. Ne yaptın lan sen? Ha? Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Öldüreyim lan ben seni. Ha? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi? Haydi lan seni lan. Cengiz, hadi sen git. Amirim, gidip sahilde bir çay içelim mi? Bilinenin dersine kötü de kazanır, kötüler de kazanır, kötüler hep kazanır. Hayatta her şey bir tercihle başlar ve öyle gider. Her tercihte bir vazgeçiştir, karakter ister. Hayat zalim, acı, adamı yıpratır. Gözün kara olmazsa hayatın kararı. Şerefsizler gördü günlerini. Ya dertlerle boğuşursun, ya dert olursun, ya belalarla uğraşırsın, ya bela olursun. Şaka yok, acı bu hayat adamı ısırır. Sadece filmlerde iyiler kazanır. Cengiz kardeş. Konuş, Kazanova. Aynı yerde buluşalım. Buluşalım bebeğim, buluşalım. Cengiz abi seni özlemiş, Aykut abi. Buluşmak mı istiyor abi? Buluşalım o zaman abi. Bekletmek olmaz. Kesin CD'yi istiyordur sapık. Hadi abi, hadi bas gaza gidelim hadi. Garip ya. Çok garip. Nedir garip olan komiserim? Bu kadar gizem çok yapay, çok zorlama geliyor bana, biliyor musun? Yani? Bu rakamlar, on emir, yani ilk akla gelen şeyler. Hatırlıyor musun senin filmini? İzlemiştim galiba. Tam bir dakika, Brad Pitt mi oynuyor? Kevin Spacey abiyle. Filmde aynen bunun gibi bir hikaye vardı. Yedi ölümcül günah. Katil yedi ölümcül günah işlediğini düşündüğü herkesi tek tek öldürüyordu. Bizim cinayetlere çok benziyor. Ama bunun gibi çok film var biliyorsun Dicle. Yani katil filmlerden mi etkilendi? Bu katil bizden bir şey saklıyor. Böylesine bildik bir klişeyi kullanması kesinlikle bizden bir şey gizlediğine kanıt. Yani aslında cinayetleri başka bir sebepten işliyor. Ama bizim bunun bir gizemli bir seri cinayet olduğunu düşünmemizi istiyor. Aynen böyle düşünüyorum. Tam da böyle. Niye böyle bir şey yapsın? Dişle, Reşat'la Cengiz'in mahkemesi nasıl geçti acaba? Arayayım Cengiz'i komiserim.
Bir ayran getirir misin bana? Ne istiyorsun kardeş? Ben görevimi yaptım. Artık onu yok edersiniz değil mi? O şeyi. O şeyi yok edeceğiz demek. Ben görevimi yaptıysam yok olacaktır. İyi de Cengiz, o bizim hayat sigortamız. Şimdi ben o şeyi yok ederim. Sen mahkemeye gider, aleyhimize... Nasıl olacak? Yapmadığınızı söyledim ya. Görmedim dedim ya mahkemede. Daha benden ne istiyorsunuz? Bağırma lan Reşat komiserime, yükseltme sesini filmci! Sen ne pis adamsın ya, böcek! Sakin! Tamam da abi, önce o saldırdı. Tamam, sen de tahrik ettin. Hepimiz kardeşiz burada. Sen bize yamuk yapmadığın sürece biz de sana yapmayız. Benim sözüm sözdür. Anlaştık. Kolay gelsin. Senin hataların yüzünden müsteşar beni de yakacak. Bu işe birlikte kalkıştık abi. Ne yapsaydık? O Reşat denilen şerefsizin yasa dışı işlerine göğüs mü yumsaydık? Bu iş bize çok pahalıya patlayacak Hafız, çok! Nereden bilebilirdim? Nereden bilebilirdim? Selam karakol! Adalet mülkün temelidir. Dayı! Tebrik et dayı. Anamın ak sütü gibi temiz çıktım. Ananı bilen karıştırma şu işi. Sevzek. Baby. Sen. Başımıza çok büyük bir çora vurdun. Çok büyük. Reşat. Bundan sonra seninle bizzat ben uğraşacağım. Ve hapse atana kadar da vazgeçmeyeceğim. Ben suçsuzum efendim. Bence siz suçlularla uğraşın. Göreceğiz. Tebrik ederim koçum. Mahkemede konuşamadık. Sağ ol reis. Allah büyük. Gerçekler ortaya çıktı. Neyle tehdit ettin Cengiz'i? Anlamadım. Neyle tehdit ettin de vazgeçti ifadesinden? Ona sor. Cengiz! Odama! Siz yaptınız değil mi? Neyi reis? O operasyon sırasında paranın bir kısmını siz aldınız. Ne alakası var be abi? Peki o zaman Cengiz denen çocuk neden ifadesini değiştirdi? Ne bileyim ben, kafası karışık, aşık olmuş. Nereden bileyim? Bakın çocuklar, şimdi beni iyi dinleyin. Bundan önce ne yaptıysanız yaptınız. Ama bundan sonra böyle pis bir iş yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. Anlayış gösterin. Bana da yukarıdan baskı var. Demem o ki, eğer bundan sonra böyle pis bir iş yaparsanız bu iş biter. Anlaşıldı mı? Reis de kafayı yedi ha. Bana gerçeği söyle Cengiz. Ne oldu, bana gerçeği söyle. Ben gördüklerimden tam olarak emin değilmişim amirim. Yani bir aydır eminliğin de son anda mı emin olmadın? Yanılmış olabilirim. Yani o bagaja bir çanta koydular evet, ama para çantası mıydı değil miydi? Emin değildim. Yani emin olmadan kimseyi
zan altında bırakmak istemem. Kim seni? Dışarı! Defol! Defol! Gözüm görmesin seni! Ahlaksız! Ne işin var senin burada? Nasıl girdin evime? Polisin mi? Unuttun mu? Ne istiyorsun Reşat? Konuşmak. Ben konuşmak istemiyorum. Hakkımda yanıldığını anladın değil mi? Cengiz'in ifade vermesini soruyorsan. Evet. Cengiz'in ifade değiştirmesini soruyorum baby. Emin değilim. Reşat! Efendim Reşat. Özlemişim seni. Reşat yeter artık. Evimden de hayatımdan da çık. Sen de özlemişsin. Hayır özlemedim. Sen de istiyorsun. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Yanılıyorsun! Yanılmıyorum. Yapma. Reşat'a aşığım de. Önce sen bağır. Ayşe'ye aşığım. Reşat Ayşe'ye aşık. Sıra sende beyim. Reşat'a aşığım. Olmadı. Ayşe Reşat'a aşık. Ayşe Reşat'a aşık. Kafama göre yaşarım kime daha çık. Sen yakarım adamı, yasak bilmem, hesap vermem, itiraz var mı? Hacı. Ya çok içtik. Evet, evet. Ayşe. Ne oluyor? Beni psikopata bağlatma. Nereye bakıyorsun ya? Ya şu kadınla adama bakıyorum. Ne olmuş onunla? Kadının kocası öldürüldü. Kocası kendi yatında bir kadınla sevişirken öldürülmüş. Hala güzel mutlu ölmüş işte. Ama yanındaki adam şoförü. Ha bunlar vurdu diyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Ne dedin beni? Reşat dikkat et bizi fark etmesinler. Ediyorum ediyorum. Ediyorum da ulan oyun mu oynuyorsun lan? Bunlar mı seri katiller? Ya bu iş çok ciddi. Torpidoyu aç emanetimi ver. Dicle. Pek bir şey yok komiserim. DVD satan, kiralayan her yeri gezdik. Öyle dikkat çekici biçimde cinayet filmleri alan hiç kimse yok. Buradan bir şey çıkmayacağı belliydi zaten. Yani. Devir internet devri. İndir indir izle değil mi? Peki. Yılmak yok. Devam Dicle. Çıkabilir miyim?
Artık cinayet işlemene gerek yok hayatım. Polis bizden asla şüphelenmedi. Müthiş bir plan yaptık. Herkes seri katilin peşinde. Tebrik ederim bey. Haber verelim Reşat. Kime? Saçma sapan konuşma. Cinayet işlemeye durdurursak polis bizden şüphelenebilir. Onu emin hepsini tamamlamalıyız. Şu tarafa geç. Kurbanlar ayağımıza kadar geldi.